Merhaba sevgili yarış severler. 27 Temmuz Pazartesi Bursa yarışlarıyla sizlerle birlikteyim. Elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Sizler de kendi tuttuğunuz, takip ettiğiniz isimleri yazarak altılı ganyan kuponlarınızı oluşturabilirsiniz. Bir haftayı daha acısıyla tatlısıyla geride bıraktık sevgili dostlar. Kimi zaman kazandık, kimi zaman kaybettik ama o heyecanı hep birlikte değerli dostlarım sizlerle yaşadık. Baktığınızda bugün Bursa'da 8 koşulu bir program var. Uzun zaman sonra Bursa'da 8 koşulu bir programa denk geldik. 8 koşuyu da sizler için elimden geldiğince yorumlamaya çalışacağım. Kalabalık programda sadece 6 koşu, yani bir altılı ganyanı, inandığım isimleri paylaştığım günü sizlere anlatacağım sevgili dostlar. Bugün Adana ve İstanbul'daydı yarışlar. İstanbul'da pek beklediğimizi bulamadık. Enteresan isimler kazandı. Elbette bizim isimler de iyi koştu ama fotoya birinci yazılmadığı zaman pek de bizim için güzel olmuyor sevgili dostlar. En enteresan çekici yarış bir numaralı Kaneko'nun oğluydu ki babası gibi geldi. Kaneko yavrusu, Kaneko'nun oğlu yarışı kazandı sevgili dostlar. 6 numaralı Karacakayalı da belki de çok rahat kazanabileceği yarışta ön tarafta tempoyu uyunca kaybeden isim oldu değerli dostlar. Son koşuda da 2 numaralı Barbarella Mia yarışın kazananı oldu değerli dostlar. Yarışa baktığınızda Bursa Adana yarışlarında da akşam birçok dostumun birçok ikramiyeyi kazandığı bir gün oldu. Özellikle ilk altılı ganyanda 4. ayakta şahsen ben 7 numaralı Safkan'a şans vermemiştim ama birçok dostum ona çarpı atarak 1. altılı ganyanı bulmayı başardılar. Hepsini tebrik ediyorum sevgili dostlar. Baktığınızda Adana'da 1. altılı ganyanda kazanan ilk isim 2 numaralı şanslı çocuktu ki alternatif tekimizdi. Yine onunla birlikte günün 4. koşusundaki 1 numaralı ünlü Mayart'ı tek atarak oyununu kuran dostlar 1. altılı ganyanı buldular. Günün 5. ayağında yazdıkları, günün 4. ayağında yazdıkları yeğenim çağınla birlikte oyunu bulma başarısı gösterdiler günün 5. ayağında. Son koşuda zaten kazanan isim de 1 numaralı Demirdağ oldu ki yarışında favorisiydi. Yarışlara baktığınızda günün 8. koşusunda 7 numaralı Okan Moya kazandı ki hemen aşağıdan Dolphins gördü alternatif tekimizdi. Buranın çiftesi 112 lira verdi sevgili dostlar. Bu çifteyi alan birçok dostum var. 1. altılı ganyandan neredeyse çok para alan dostlarımın hepsini tebrik ediyorum. Aynı zamanda günün 9. koşusunda sevgili dostlar 6 numaralı Dolphins gördü. 10 numaralı Roy Buiti ve 2 numaralı Abjar Kız. Adeta WhatsApp grubuna böyle yazdım. Değerli dostlarım da üçlü bahis olarak kullanarak 1'e 15 lirayla onu misli misli katlayarak yine 1. altılı ganyandan çok parayı buldular. Her zaman söylüyorum, her zaman altılı ganyan denk gelmez sevgili dostlar. Zaman zaman bu çeşitli bahis oyunlarıyla güzel ikramiyeleri almak için elimden geldiğince ben dostlarıma yardımcı olmaya çalışıyorum. Malum biliyorsunuz bir tatile çıktım, elimden geldiğince de yardımcı olmaya çalışıyorum ama biraz videolarla ilgili sıkıntılar olacaktır. Bugün elimden geldiğince ilk gün olduğu için yardımcı olmaya çalıştım. İnşallah yine fırsat buldukça videolarda yine sizlere seslenmeye çalışacağım. İmkanı olan dostlar da 0553-425-5930 WhatsApp üzerinden bu numaradan mesaj atarak benden bilgi alıp tüm yarış heyecanını, yarışlar öncesi paylaştığım ses kaydını, yarış günleri VIP ailesinden takip edebilirler değerli dostlar. Böylece Adana ve İstanbul'la geçtiğimiz haftayı kapadık. Yeni bir haftaya başlıyoruz. Her zaman biliyorsunuz pazar günleri klasikleşen canlı yayınımız vardı ama kısa bir tatilden ötürü bu haftalık canlı yayını erteledik. Zaten haftaya da bayram. İnşallah tekrar konuşacağız. Öncesinde geçiyorum Bursa yarışlarına. Hepinizin yeni haftada sağlıklı, bereketli, güzel günler geçirmesini diliyorum. İnşallah şans da yanınızda olur, bahtınız da açık olur değerli dostlar. İlk haftanın ilk günü Bursa yarışlarında. Yarışlara baktığımızda 8 koşulu programla karşı karşıyayız. 1. koşu 3 yaşlı İngilizlerin 4 çarp mücadelesinde İstanbul'da sert gruplarda koşan, ayrıca Bursa'da da yine sert gruplarda koşan, bugün çok uygun rakipler yanında ilk kez Nevzat Avcı ile start alacak olan, bu pisti de seven 7 numaralı Always Luck 1. dörtlü ganyanın ilk ayağında sizlere önereceğim isimdir. Varsa takip isminiz değerlendirebilirsiniz sevgili dostlar. İkinci koşuya geldiğimizde ise 3 yaşlı Arapların mücadelesinde yarışa baktığınızda 2 numaralı Kaçan Adam, 3 numaralı Aynalı Çarşı, 5 numaralı Dumrulu ön tarafı isteyecek isimler. Hemen peşlerine Tavus Kuşu gelecek, onun da yanına muhtemelen 1 numaralı Demir Emrah gelecek sevgili dostlar ki ben
hızlanacak yarışta kendini çok iyi saklayacak olan Altepe'nin anne kardeşi babası Uçan Bey, bir numaralı Demir Emrah bir kez daha kuvvetli gelerek günün ikinci koşusunun kazananı olabilir. Geçtik günün üçüncü koşusu, 2 yaşlı İngilizlerin mücadelesi Maiden bir yarışta. Geçtiğimiz gün Kocaeli'de start alan, bildiğiniz üzere Can ekürüsünün, yani Can kardeşler ekürüsünün ilk İngiliz tayı olan 3 numaralı Vektor yarış yaşamına Kocaeli'de kum pistte başladı. Yarışa bir türlü adapte olamadı. Kadir abi ritme bulduğu anda da kazanamayınca, anlayınca kazanamayacağını kendi halinde Vektor'u üzmedi. Bugün çim pistte ilk kez Onur Öztürk'le çıkacak olan, anne attığından Momentum'dan Primelta'ya, oradan da Astrakhan'a uzanan bir anne attığına sahip olan 3 numaralı Vektor bugün çim pistte yatkın orijiniyle altılı ganyanın ilk ayağında kazanmaya yakın isimdir değerli dostlar. Geçtik 4. koşuya. 3 yaşlı İngilizlerin mücadelesi günün 4. koşusunda 14 numaralı Ay Çiçeği. Yarış yaşamında 2 tane start aldı. İkisini de İstanbul'da koştu. Birinde 2. kaldı, 3. kaldı. Birinde kazandı ki son kazandığı yarış çok gösterişliydi sevgili dostlar. Çok kuvvetli geldi. Bugün de ön tarafta hareketli gidecek yarışta o sahaya Victory Legend inanılmaz bir paneya attığını sahaya yansıtacak olan, sonlarda etkili geleceğini düşündüğüm 14 numaralı Ay Çiçeği bugün Bursa'da çiçeği bize açtırabilir değerli dostlar. Geçtik 5. koşuya. 2 yaşlı İngilizlerin mücadelesi günün 5. koşusunda 5 tay start alacak. Burada da yine ön tarafta biraz hareketlilik olabilir. Hüma Sultan geçtiğimiz yarış ayağına çabukluğunu gösterdi. Yine 1 numaralı Art and Grey, o da çabukluğunu gösterdi ki bir Netivan yavrusu. Baron Setrak geçen yarış İstanbul'da önermiştim, kötü koşmuştu. Bugün dikkat çekiyor ama bakalım ne yapacak. Ama benim sizlere önereceğim isim geçtiğimiz yarış Murat Gündüzeli ile start alan, bugün kapalı gözlük Dilva ile ilk kez koşacak olan ve sonlarda hareketlenecek yarışta etkili geleceğini düşündüğüm son 800'leri 44'lerin içinde koşan 2 numaralı Maça Kızı günün 5. koşusunun kazananı olabilir değerli dostlar. Geçtik günün 6. koşusuna. 4 büyük arı yaşlı İngilizlerin mücadelesini izleyeceğiz. Yine 5 İngiliz atı katılacak sevgili dostlar yarışa. Kısa vade 8, 4 büyük arı Arapların İngilizlerin mücadelesinde muhtemelen Nestor Jettay liderliği paylaşacak. Hemen peşlerine Tom Iris, daha sonra Paramparça ve Birdello sırasıyla yarış ilerleyecek. Muhtemelen 800'den sonra Jettay ve Nestor yarışı tempoya çıkaracaklar. Tom Iris de bunlara katılmaya çalışırken en geride de muhtemelen Birdello bekleyecek sevgili dostlar. Daha önce Bursa'da 1300 metre mesafede 2 kez koşup kazanan bir Birdello bugün yine ayağın kurşunla start alıyor ki son yarışında biliyorsunuz İstanbul'da startı ağır almasına rağmen sonlarda etkili gelerek koşunun dördüncüsü kalmıştı. O gün iyi atlar içinde mücadele etmişti. Bugün de sonlarda etkili gelmesi beklenen 2 numaralı Birdello yarışın kazananı olmaya yakındır sevgili dostlar. Öncelikle yazacağınız isim 2 numaralı Birdello olsun. Geçtik günün 7. koşusuna. 7. koşuya baktığınızda ise ülken düştü, kusura bakmayın. 7. koşuya baktığımızda 5 ay sonra 4 yarış koşan, özellikle son yarışında Apprenti, daha sonrasında da Çetin Taş'la çok iyi bir yarış koşan, zaman zaman ön tarafta beklemeyi de yeğleyen, bugün de önde gidecek birkaç ismin hemen peşine yatacak olan, sonlarda etkili geleceğini düşündüğüm 7 numaralı Manidar bugün en sevdiği jokeylerden biri Murat Gündüzeli ile günün 7. koşusunun kazananı olmaya yakındır. Muhtemelen liderliği alacak isim Turgut Usta, hemen peşine de Manidar gelecektir diye düşünüyorum. Yurttay son yarışında kaçmıştı. Bakayım bugün ne yapacak ama dediğim gibi ön tarafa yakın gidecek olan 7 numaralı Manidar iyi anlaştığı jokeyi Murat Gündüzeli ile foto önünde geçebilir. Ayrıca Murat Gündüzeli'nin İldem yavrularına çok iyi bindiğini hepimiz biliyoruz. En iyi yavrularından biri de, en çok kazananlardan biri de Ege Bey'i, yanlış hatırlamıyorsam Can kardeşleri de geçemese de geçmiş gibi bir yarış koşmuştu. Ve geldik son koşu kapanış mücadelesi 4 büyük arı Arapların yarışında. Kalabalık bir koşuda enteresan bir isimden sizlere bahsedeceğim. Çok kuvvetli bir eşkale sahip olan, özellikle son iki yarışında harika koşan, bugün de ilk kez Sercan Tırpan'la start alacak olan, sonlarda da etkili geleceğini düşündüğüm, aralardan çıkarak o Kaisbert attığını, eşkalini, anne attığından da takı yavrusu olan 13 numaralı işini bilir.
bugün gerçekten işini bilecektir sevgili dostlar. Eğer o son yarışındaki o 200 metredeki 400 ile 200 arasındaki yarışı son 200'e bırakması halinde çok kuvvetli bir sprint izleyebiliriz. Sallana sallana Sercan Tırpan'da oturup kalka kalka Altılı Ganya'nın son ayağında Bursa'da kapanışı yapabilir değerli dostlar. Elimden geldiğince siz değerli dostlara yardımcı olmaya çalıştım. Sizler de değerli yorumlarınızla, katkılarınızla bulunabilirsiniz. Beğeni yapmayı unutmayın, kanalıma abone olabilirsiniz. Hepinize saygı ve selamlarımı sunuyorum. Güzel günler sizlerle olsun. Hayırlı haftalar diliyorum. Hoşça kalın.